Evet sevgili hemşehrilerim, merhaba. Şu anda sevgili Ceki Murat'la yollarda kapsamında bölge insanımızı tanıtmakla birlikte bir diğer faaliyet de yöremizi, arkeolojik yapısını ve toprakla ilgili geçmişini bilmek açısından Sarıyaşlı'ya en yakın mesafede Kaman ilçesi sınırlarında, Kaman'a yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Kalevük Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Kalevük Arkeoloji Müzesi konsept olarak bizim tıpkı Sarıyaşlı'da bulunan Kocapınar mevkiindeki höyük veyahut da Evren Bağlı arasında höyük misali, bir höyüğün kazılması ve elde edilen bulguların Japon hükümetinin desteği ve müzesiyle oluşturulan bu Kalevük Müzesi'nde içeride sergileniyor. Ben burayı daha önce 3 defa geldim. Bu Murat'la 4. gelişim. Zaten içeri girdiğimizde de gerek ürünleri gerek de yapıyı izlediğimizde aynı bizim oranın aynısı olduğunu, toprak yapısını, taş yapısının aynı olduğunu göreceğiz. Gerçekten güzel bir kültürel gezi olacak. Özellikle Sarıyaşlı'da gelip de canı sıkılan insanlara yarım günlük bir kültür programı kapsamında hem Japon bahçesini gezdireceğiz hem de müzeyle ilgili faaliyetleri biraz sonra size izah edeceğim. Buyurun. Evet hemşehrilerim, şu anda müzenin hemen girişinde çift başlı öküz heykeliyle karşılaşıyoruz. Bu çift başlı öküz heykeli İrfanlı Barajı'nın yapımı sırasında bulunan bir bizim evrenin hemen 10 km ilerisinde Çoluk Şahistan'ın bulunan bir yerdir. Gördüğünüz üzere bu taş kranik bir taş olup özellikle Sarıyaşlı bölgesinde sohu taşı dediğimiz yarma dövülen taşlarla aynıdır. Bu milattan önce 200. yıllarda bulunan içi özellikle eski kültürde içi bizim şu anda şırana dediğimiz öküzün alt başlarından suyun şıranın ve akıtılması sureti içi boşluktur. Bir düzendir. Şimdi müzeye gireceğiz. Şöyle Murat da çevreye göstersin. Şu arka bölüm, şu elimin gösterdiği arka bölüm ise Japon bahçesi olup renkli renkli balıkların, Japon kültürüne ait düzenlemelerin olduğu harika bir dizayn vardır. İnsanın ruhunu dinlendiren güzel bir ortam vardır. İçeride ise Kalevük'ten elde edilen ürünler dışarıdan itibaren içeri doğru sergilenmektedir. Biraz sonra içeriği beraber izleyeceğiz. Buyurun. Şimdi müzenin tam girişindeyiz. Müzenin girişinde bizi iki tane Hitit aslan başı karşılıyor gördüğünüz üzere. Hitit uygarlığında aslan çok önemli bir figürdür. Onların sembolüdür. Gördüğünüz üzere bu taşların aynısı bizim Sarıyaşlı'nın çevresindeki Sivri, Karatepe, Koçaş ve diğer dağlar aynıdır. Bakın gördüğünüz üzere bizim kültürdeki olanların hepsi burada. İçeride biraz sonra göreceğiz. Az önce de zaten Murat dışarıda olan bir takım sütun başlarını, desenleri o zamandan kalan çekmişti. Şimdi içeride buyurun, içeri giriyoruz. Hemşehrilerim, şu anda müzenin içine girdik. Gruplara açılıyor bu sistem, müzenin rehberlik kısmı. Japon teknolojisiyle burada hologram şeklinde Hitit Prensesi canlandırarak
Onun ağzından biraz buranın kültürünü, altyapısını, Kalyük'le ilgili bilgileri biraz sonra sistem bize aktaracak. Buyurun. Bu eserlerin sergilenmesi gerekmektedir. Bu nedenle Japon hükümetinin desteğiyle inşaatına başlanan müzemiz 2010 yılında Japon Art Estirası Tomoe Nikazan'ın da katılımlarıyla hizmete açılmıştır. Genelde tarih deyince bizim insanlarımız, bölge insanımız, Türkler define peşindedirler. Ancak bununla ilgili ya da alakalı olduğunu söyleyen insanlara ise soruyorum mesela Kalyük Müzesi var. Bölgeye en iyi hitap eden, onu gezdiniz mi, dolaştınız mı diyorum. Yok diyorlar. İşte aradıkları şeyler, gerçek şeyler, objeler burada. Yani o define, zikke örnekleri gördüğünüz üzere burada. Kendine özgü altın sembol olup altından yapılmış bir süs eşyası. Şimdi müze içerisinde bizlerin çömlek dediğimiz devur küfür dediğimiz ürünler var. Biz bunlara çocukluğumuzdan beri alışırız. Nasıl alışırız? Yani çocuklar burun kuş mevkinlik, Kocabınar ve köyü içerisinde çok geçti. O civarda, Bahçeköy'de, Geçiköy'ünde, yani yaşam merkezinin olduğu yerde bu çömlekleri gördük. Burada enstitüde bu çanak çömlekleri birleştirip numaralanarak tekrar bu şekle getiriliyor. Oysa bizim şu anda birçoğumuzun bahçesinde benim bildiğim en az 10 tane yavur küpü dediğimiz, biraz önce yerde bir daha büyük küplerde dönüştü. Müze değeri veya tasarıya iş için değer katabileceğimiz bir sevgi oluşturacağımız bir aslında potansiyel olduğunu da biliyoruz. Buyurun. İşte dedelerimizin evlerimizden kalma yoğun dediğim küpler. O zaman sanatsal maliyetleri şu anda müzede yer bulmuştur.